Günaydın, 31 Mayıs 2022 Salı. Munster TV'de bir güne bakış programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Seçimin adının bile ortaya atılması, 2023 tarihinin yaklaşması, muhalefetin erken seçim veya bir baskın seçim yönünde iktidara bir baskı kurması, en azından ekonomik tablonun sokağın iktidara böyle bir baskı kurması başta elbette Erdoğan'ı ve iktidarı korkutuyor sevgili seyirciler. Durum böyle olunca baskı her geçen gün artıyor herkes üzerinde. Hem halk üzerinde hem de tek tük Türkiye'de kalan ve muhalif olarak yayın yapmaya çalışan gazeteler, televizyonlar, internet siteleri veya bağımsız gazeteciler üzerinde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde özellikle gündem belirleme gücünü eline alması herhalde hepimizin malumu. Gündemi CHP lideri belirliyor. Bir açıklamasıyla, bir videosuyla, Sadat'ın önüne gitmesiyle, son videosuyla birlikte CHP lideri bir kere daha gündeme geldi. O videoda ABD'ye kaçacaklar vurgusu, iddiası, yine Erdoğan ve Erdoğan ailesine yönelik paralel vakıflar, bu paralel vakıflar üzerinden ABD'ye para kaçırma iddiası da çok konuşuldu, çok tartışıldı ve Erdoğan'ı çok sinirlendirdi. Rütük harekete geçti ve o videoyu yayınlayan medya organlarına ceza yağdı. Rütük, TR1, KRT, Flash TV ve Halk TV'ye Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı videosunu yayınladıkları için üst sınırdan para cezası verdi. Bu gelişme üzerine CHP lideri açıklama yaptı. Yoksullaştırma, şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu saray halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba, ey Amerika edebiyatında evlatlar dolar transferlerinde. Belgeler ortaya çıkınca emir verildi. Atanmışlar A Haber'e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca baktılar olmuyor. Rütük üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki Rütük bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir. Sadece bu. Peki burada bize düşen ne? Bize düşen şu, Rütük'ün o yasakladığı, mahkeme kararlarıyla yasakladıkları, cezalar kestikleri o videoyu hatırlatmak. Ama elbette tamamını değil, özellikle bir dakikası var ki o bir dakikasında Erdoğan ailesinin kurduğu iddia edilen paralel yapılar, paralel vakıflar ve buranın üzerinden ABD'ye para transferi. O kısmı yeniden dinleyelim. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süslü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. Türgev ve Ensar. Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar. Bir 10 milyon dolar. Bir 20 milyon dolar. Bir 10 milyon dolar, bir Türgev, bir Ensar, bir Türgev, bir Ensar. Durmuyorlar. Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Ensar'cığım, Türgev'ciğim, bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi? Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle, aileden kim gönderiyor bu paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta?
Yani Amerika'da. Çık anlat. Çekinme. İşte Erdoğan'ı küplere bindiren, en çok kızdıran o bir dakikalık bölümdü sevgili seyirciler. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırsız yetkilerle donatılmış durumda. Ve bunun dokunulmazlığını çok iyi biliyor. Haliyle de bu şekilde kalmak istiyor. Sorgulanmak istemiyor. Böyle bir video çekildiğinde de bunların bir şekilde yayıldığını, yayınlandığını gördüğünde de elbette tepesi atıyor sevgili seyirciler. Bakın, yine yaptığı bir açıklamayla aslında durumunu da saklamıyor. Bana dokunmayın, bizi denetlemeyin, benim yönetimim altındaki kurumlara ellemeyin mesajı verdi Erdoğan. Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama ve ceza penceresinden bakarak yapmaması gerekir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İktisatçı Mustafa Sönmez şöyle yorumlamış Erdoğan'ın bu ifadesini. Açık arama, fazla fazla bul, ceplerinden devlet için harcamışlar diye takdir et ey Sayıştay. Bunu da duyduk çok şükür. Yargının, denetimin ne hale getirildiğinin en veciz cümlelerinden biri oldu bu. Eski Başbakan Binali Yıldırım zaman zaman yaptığı ilginç, enteresan, tuhaf açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri. Tüm seçimler önemli ama 2023 seçimleri daha önemli diyor eski başbakan, şu anda da AKP Genel Başkan Vekili olan Binali Yıldırım. Bunu niye mi diyor? Şöyle, çünkü 2023 seçimleri üzerinde bazı planlar var. Plan şu, Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderelim. Tamam da kardeşim, gönderelim de ne yapacaksınız siz diyor. Muhalefetin zaten var olma amacı, görevi tam da budur. İktidarı değiştirmek. Elbette 20 yıldır ülkeyi yöneten ve ülkeyi bu hale getiren iktidarı ve o iktidarın başındaki Erdoğan'ı gönderelim diyecek. Bunun için de çalışacak muhalefet. Sokağa çıkalım şimdi. Sokakta vatandaşa mikrofon uzattığınızda haliyle vatandaşın gündeminde geçim derdi, ekonomi ve önümüze konulması gerekiyor dedikleri sandık var. Hep taşa, toprağa, bilmem neye yığdılar paraları. Merkez Bankası zaten sinek avlıyor. Hiçbir şey yok yani. Zamlarla falan olacak işler değil bunlar. Affedersiniz, 10 tane delik olsa birini kapatırsın, 2 tanesini kapatırsın, 3 tane kapatırsın. 4 tanesi, 5 tanesi kalır öyle. Zaten her şey satıldı. Şeker fabrikaları, bilmem neler falan filan. Yani bunların gitmesinde şey var, yararı var yani. Hayat pahalılığı çok, inim inim inliyor millet. Kadınlarımız çöplerden şey topluyor. Halk ekmek fabrikalarına gidin böyle, askıda ekmek, bilmem ne ekmek yani. Biz 10 sene, 20 sene önce böyle bir şeyler yoktu yani. Ben 60 kuşağıyım. Yani yağ sıkıntısı oldu, bilmem ne sıkıntısı oldu, şey oldu ama bunun kadar böyle bir şey ben görmedim yani, ömrü hayatımda görmedim. Şu an itibariyle karar vermiş durumda değilim. Millet İttifakı'nın belirleyeceği adaya bakacağım. Kafamda herhangi bir aday yok. Tek adam rejiminin getirdiği olumsuz etkenlerle mücadele ediyor toplum. Adaylara bakacağız. Şu an daha bununla ilgili net konuşabilmek için bence erken. Parlamenter sistemi önemsiyorum, demokrasiyi önemsiyorum, demokrasinin önemli olduğunu düşünüyorum. Belirleyici olan tek bir parti var bence, HDP. HDP'nin de alacağı tutum önemli. HDP'nin fikirlerini önemsiyorum, Selahattin Demirtaş'ı önemsiyorum. Millet İttifakı sürekli göz kırpıyor tabii, bir yeşil ışık var Millet İttifakı'ndan. Millet İttifakı içerisindeki diğer destekleyen partilerin konumları ve tutumları itibariyle belki çok HDP'nin politikalarına ve HDP'nin siyasi fikirlerine çok yakın olduklarını söyleyemeyiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi burada belirleyici. HDP'nin destekleyici olacağını ben düşünüyorum kendi adıma. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın ahlaklı ve dürüst bir lider olduğunu düşünüyorum. Evet, röportajdaki hanımefendi Selahattin Demirtaş'ın ismini anmışken Demirtaş'ın bir açıklamasıyla devam edelim. BBC Türkçe'nin haberi, %70'lik bir kitle artık net olarak değişimden yana ve gözünü muhalefete dikmiş bir çözüm bekliyor. Meğer siz, muhalefetten bahsediyor, kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin diyor
eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan ülkenin yönetimiyle ilgili ve tabii ki ekonomik yönetimiyle alakalı bakın çok dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Evren Devrim Zelyut şöyle diyor. Türkiye bir firma olsaydı CEO'su yönetim kurulu tarafından görevden alınırdı çünkü. CEO geldiğinden beri borçlar 1 trilyondan 3'e çıkmış. Kasadaki 128 milyar dolar nakit gitmiş, eksi 60 milyara dönüşmüş. Şirket pazarda ilk 20'den aşağı düşmüş, bir ayda 50 milyarlık açık vermiş. Bakın ülkede programı açarken de söyledik. Baskı her geçen gün artıyor ve seçimin adı yüksek sesle dile getirildikçe de iktidarın baskısının arttığını görmeye maalesef devam edeceğiz gibi duruyor. O baskıyı en çok hisseden meslek gruplarının başında da gazeteciler geliyor. Ayasofya'da yaşanan tahribatı yerinde görüntülemek isteyen Tele 1 muhabiri Engin Açar, röportaj yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar'la birlikte polisler tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldılar. Biliyorsunuz Ayasofya ibadete açıldıktan sonra birçok kez Ayasofya'ya yönelik tahribatla gündeme gelmişti. Ayasofya'nın duvarlarını kazıyan mı dersiniz, tarihi kapısını kemiren mi dersiniz? Maalesef böyle bu hadiseler yaşanmıştı. İşte bununla ilgili olay yerine bir muhabir haber yapmaya gidiyor ve bir sanat tarihi uzmanıyla anında gözaltı işlemi uygulanıyor. İktidarın gazetecilere yönelik baskısına dair bir diğer o önemli çarpıcı örnek. Bir başka gazeteci meslektaşımız Rabia Çetin şöyle diyor. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı'ndan bahsediyor. Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok demişti. Haklıymış. Deniz Poyraz'ın babasına açılan davaya ilişkin tweet'i retweet ettiğim için, yani paylaştığım için diyor gazeteci arkadaşımız. Terörle mücadele eden savcıyı hedef göstermekten açılmış soruşturma. Tweet attığım için değil, RT ettiğim için diyor gazeteci Rabia Çetin. Peki olay neydi sevgili seyirciler? Deniz Poyraz kimdi? Hatırlatalım. İzmir'deki HDP il binasına yönelik silahlı saldırıda vurularak öldürülmüştü Deniz Poyraz. Onunla ilgili biliyorsunuz yargılama devam ediyor. Bir gazeteci, bakın bir gazeteci bu olaya dair bir sosyal medya mesajını paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılıyor. Uluslararası bir liste varsa ve bu uluslararası listede Türkiye en baştaysa, yani zirvedeyse, ne yazık ki ve ne yazık ki kötü bir liste oluyor. Türkiye sigara kullanımında dünya birincisi. 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanımı, Habertürk'ün haberinden aktaralım. Dünya Tütüne Hayır Günü, Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli bir gün. OECD verilerine göre 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranında Türkiye birinci sırada. Evet, dünyadan bir başka haber. Fakat bu kez Türkiye olması aslında olması iyi olan listede yer almıyor. İngiltere dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olanları ülkeye çekmek için yüksek potansiyelli birey vize programı başlattı. Bakın şurası çok önemli. Bu programda Türkiye'den üniversite bulunmuyor. Eskiden bulunuyordu sevgili seyirciler. İlk 200'e giren üniversitelerimiz vardı. Boğaziçi Üniversitesi vardı ama artık yok. ODTÜ vardı ama artık yok. İTÜ vardı ama artık yok ne yazık ki. Düşünün, İngiltere dünyanın en iyi üniversitelerinden o parlak beyinleri kendi ülkesine çekmek istiyor. Ama dönüp Türkiye'ye bakıyorsunuz, köklü üniversitelerimizin başına atanan rektörler kayyum rektörler olunca ne yazık ki tablo bu hale geliyor. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nde hala eylemler
devam ediyor. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Çarşamba sabahı biz olmayacağız. Biliyorsunuz çarşamba günleri Özgür Düşünce programı oluyor. Profesör İbrahim Öztürk ve Profesör Eser Karakaş'la birlikte o programı kaçırmayın. Perşembe ve cuma sabahları biz yine ara verdiğimiz yerden devam edeceğiz. Bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.